Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında yüklenici firmanın yarattığı olumsuz şartlara işaret eden çevre sakinleri ve esnaf yıkılmış hayatlarımızı daha fazla yıkmayın şeklinde tepki gösterdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü, Fener Caddesi, mevkide devam eden ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları vatandaşlar ve esnafları zor durumda bıraktığı bildirildi. Cadde üzerinde yoğunlukta bulunan ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve çevreye verdiği rahatsızlıktan şikayet eden vatandaşlar ve esnaf İskenderun.org TV ekibine şunları söyledi. Şu anda bulunduğumuz yer Hatay'ın İskenderun ilçesinin Fener Caddesi mevkindeyiz. Hatay'ın büyük sorunlarından sonra en büyük sorunu da şu an arda kalan depremden sonra bu yıkım işleri. Evet, bu yıkımlar olacak, illaki olacak. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalar bakanlık kontrolünde muhakkak yıkılacak bilgimiz var. Ama böyle yıkılmamalı. Bizler burada işimizi yapamıyoruz. İşimize engel oluyorlar. Neden oluyorlar? Bir yıkım işi faaliyetini tam dört dörtlük yapıldığı takdirde emin olun bir günde biter. Bakın, beş katlı bina da olsa, evet bu işi biliyor musunuz deseniz, çok basit, görüyoruz gözümüzde. İş makineler gayet burada çalışıyor, tam verimli, randımanlı çalışsın, bir günde de biter. Bu işler bitmiyor bir günde. Bu işler bir günde bitmeyince ne mi oluyor? Biz iş yapamıyoruz. İş yapamayınca ne olacak? Arkasında kalan ödemelerimiz var. Bu hayat devam ediyor. Ve Hatay Valiliği, ardından Hatay İskenderun Kaymakamlığı yetkilileri, tayin ettikleri, vekil gönderdikleri kaymakam vekilleri sadece arabayla bir iki tur atıp olay yerindeki yıkımı görüyorlar. Ama hızlandırma, ayrıştırma faaliyetlerini burada tam teşekküllü yerine getiremiyorlar ne yazık ki. Biz bu işlerin en kısa sürede, bakın şartlar zor, tabii yıkılacak, gene başta söylüyorum, bu yıkımlar olacak. Ama bizim gayetimiz, niyetimiz, biz burada esnafız, işlerimiz büyük aksıyor, iş yapamıyoruz, gayet ve net söylüyorum, iş yok şu an. Bir haftalık, bir günlük işler bir aya, iki aya sarkıyor. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bizim ortak sorunumuz, bütün esnafların, bütün İskenderun halkının, belki bütün deprem yaşayan illerin bu yıkım işlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılmasıdır. Yıkımcı arkadaşlar kafalarına göre takılıyorlar. İşi istediği gibi durduruyorlar, istedikleri gibi bahaneler üretiyorlar. Lütfen işi sağlıklı yapın. Yıkılmış hayatlarımızı daha fazla yıkmayın. Evet abi, bir aydan beri bak, yıktılar, döktüler. Bak, iki haftadan beri böyle terk edildi, bırakıldı. Neymiş? Kamyonlar arızalı da kamyonun olmasını bekliyorlar. %10'u kalmadı. %10'u kalmadı. Böyle pislik içinde, toz içinde yaşıyoruz abi. Ölümü bekliyoruz.